Teyzem birazdan aşağıda olur Bay Natıl, dedi 15 yaşındaki kendini bilen küçük hanım. Bu sırada bana katlanmaya çalışmalısınız. Frampton Natıl, teyzenin geleceği zamanı çok da hesaplamadan yeğeni gerektiği gibi pohpohlayacak birkaç uygun söz söylemeye çabaladı. Özellikle tamamen yabancı olan bu insanlara yaptığı bir dizi resmi ziyaretin geçirmekte olduğu sinir bozukluğunu tedavi etmeye yarayıp yaramayacağından her zamankinden çok şüpheliydi. Bu kırsal bölgede inzivaya çekilmek için taşınmaya hazırlanırken kız kardeşi ona "Nasıl olacağını tahmin ediyorum." demişti. "Kendini orada gömecek, hiçbir canlıyla iletişim kurmayacaksın ve sinir bozukluğun can sıkıntısı yüzünden daha da artacak. Sana orada tanıdığım herkese yazılmış tavsiye mektupları vereyim. Hatırladığım kadarıyla bazıları çok iyi insanlardı." Frampton, Bayan Sappleton'ın tavsiye mektuplarından birini vereceği hanımın o insanlardan olup olmadığını merak ediyordu. Yeteri kadar sessiz iletişimde bulunduklarına kanaat getiren yeğen, "Buradaki insanların çoğuyla tanışıyor musunuz?" diye sordu. "Pek sayılmaz," dedi Frampton. "Kız kardeşim burada, papazın evinde kalmıştı yaklaşık 4 yıl önce ve bana tanıdığı bazı insanlara vermem için tavsiye mektupları verdi." Son sözü bariz bir pişmanlık içeren ses tonuyla söylemişti. "Öyleyse aslında teyzem hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz," diye sürdürdü konuşmasını çok bilmiş hanım. "Sadece adını ve adresini," diyerek itiraf etti ziyaretçi. Bayan Sappleton'ın evli mi, dul mu olduğunu merak edip duruyordu. Odaya ilişkin tarif edilemez bir şey, sanki bir erkeğin ikamet ettiği izlenimini uyandırıyordu. "Tam da 3 yıl önce teyzem o büyük faciayı yaşadı," dedi çocuk. "Kız kardeşiniz taşındıktan sonra olmalı." "Facia derken?" diye sordu Frampton. Her nasılsa bu huzurlu kırsal bölgede facialar çok uygunsuz geliyordu insana. Bir çimenliğe açılan kocaman bir Fransız pencereye işaret ederek, "Bir Ekim öğleden sonrasında şu pencereyi neden ardına kadar açık tuttuğumuzu merak ediyor olabilirsiniz," dedi yeğen. "Yılın bu zamanları için hava bir hayli sıcak," dedi Frampton. "Peki pencerenin faciayla bir alakası mı var?" 3 yıl önce bir gün teyzemin kocası ve 2 erkek kardeşi avlanmak için işte o pencereden çıkıp gitmişler. Bir daha dönmediler. Çalılığı geçip de sürekli siper alıp ateş ettikleri yere vardıklarında üçü de hain bataklığın içine çekilivermişler. O yaz korkunç yağmurlar yağmıştı bilirsiniz. Önceki yıllarda güvenli olan yerler aniden ve hissettirmeden çöküvermiş. Cesetler hiç bulunamadı. En korkunç yanı da bu ya. Burada çocuğun sesi o kendinden emin tonunu kaybetti ve tereddütlü bir insan sesine dönüştü. "Zavallı teyzem, sürekli bir gün çıkıp geleceklerine inanıyor. Onlar ve onlarla birlikte kaybolan o küçük kahverengi spanyelin eskisi gibi şu camdan yürüyüp içeri gireceklerini sanıyor. İşte bu nedenle her akşam hava iyiden iyiye kararana kadar o pencere açık. Zavallı canım teyzem, bana durmadan nasıl gittiklerini, kocasının beyaz bir su geçirmez montu elinde tutuşunu, Ronnie'nin, en küçük erkek kardeşinin, her zaman yaptığı gibi teyzemi kızdırmak için teyzemin sinirlerini alt üst eden 'Bertie neden gidiyorsun?' şarkısını söylemesini anlatıyor. Anlarsınız ya, bu geceki gibi sessiz, durağan zamanlarda öyle tüyler ürpertici bir hisse kapılırım ki, sanki hepsi şu pencereden yürüyüp içeri." Hafifçe titreyerek aniden susuverdi. Teyze hazırlanmak için vakit harcayarak geciktiği için özürler dileyerek hızlıca odaya girince Frampton rahatladı. "Umarım Vera sizi iyi ağırlamıştır," dedi teyze. "Çok ilginç bir kız," dedi Frampton. "Bayan Sappleton, şu açık pencere sizi rahatsız etmiyor değil mi?" diye sordu hızlıca. "Kocam ve kardeşlerim avdan dönecekler ve döndüklerinde hep pencereden girerler. Bugün bataklıklarda çuluk avlamaya gittiler. Bu yüzden girerken zavallı halılarımı çamurlara bulayacaklar.
Siz erkek milleti hep böylesiniz. Teyze, avlanma, kuş kıtlığı ve kış mevsiminde ördek avı olasılığı hakkında neşeyle gevezelik ediyordu. Frampton için durum tamamen dehşet vericiydi. Konuyu daha az korkunç olan bir sohbete çekmek için umutsuz ancak kısmen de olsa başarılı bir çabada bulundu. Ev sahibesinin ona pek dikkatini vermediğinin ve gözlerinin sürekli onu atlayıp açık pencereye ve ötesindeki çimlere takılıp durduğunun farkındaydı. Ziyaretinin bu üzücü ve acıklı yıl dönümüne denk gelmesi kesinlikle çok büyük bir talihsizlikti. Frampton, "Doktorlar iyice dinlenmem, zihnimi yoracak şeylerden uzak durmam ve her türlü zorlu fiziksel aktiviteden kaçınmam konusunda ağız birliği ediyorlar." diye açıklamada bulundu. Birbirlerini hiç tanımayanların ve rastlantı eseri tanışanların, insanın rahatsızlıkları ve illetleri, bunların nedenleri ve tedavileri konusunda en küçük detayı bile öğrenme konusunda bir hayli meraklı olduklarına ilişkin yaygın yanılgıya düşüvermişti. Diyet konusuna gelince, pek aynı düşünceyi paylaşmıyorlar, diye devam etti. Bayan Sappleton esniyerek, "Öyle mi?" dedi. Ardından aniden yüzünde mutlu bir ifade belirdi ve dikkatini verdi. Ancak Frampton'ın anlattıklarına değil. "İşte sonunda geldiler," diye haykırdı. "Tam çay zamanına yetiştiler. Baştan ayağa çamurlara bulanmış gibi görünüyorlar, değil mi?" Frampton belli belirsiz titredi ve Bayan Sappleton'ın duygularını paylaştığını hissettiren bir bakışla yeğene döndü. Çocuk şaşkın gözlerindeki korkuyla açık pencereden dışarı baka kaldı. Frampton adını koyamadığı korkuyla şok içerisinde koltuğunda döndü ve aynı yöne baktı. Gitgide kararan alacakaranlıkta üç kişi çimlerin üzerinde yürüyerek pencereye doğru geliyordu. Hepsinin kollarının altında tüfekler vardı ve bir kişi de ayrıyeten omuzlarında beyaz bir trench coat taşıyordu. Yorgun düşmüş kahverengi bir spanyel topuklarının dibinde yürüyordu. Gürültü çıkarmadan eve yaklaştılar. Ve sonra genç, boğuk bir ses, alacakaranlığın içinde bir şarkı tutturdu. "Sana sesleniyorum Bertie, neden gidiyorsun?" Frampton çıldırmış gibi bastonunu ve şapkasını kavrayıverdi. Salon kapısını, çakıl yolu ve ön kapıyı aşıp paldır küldür kaçtı. Yol boyunca ilerlemekte olan bir bisikletli çarpışma ihtimalini önleyeyim diye çite çıkıverdi. Pencereden içeri girerken, "İşte geldik canım," dedi beyaz yağmurluk taşıyan adam. "Bir hayli çamura batmış durumdayız ama çoğu kurudu. Biz gelirken hızla kaçıp giden kimdi?" "Çok tuhaf bir adam, Bay Nuttall adında birisi," dedi Bayan Sappleton. "Yalnızca kendi hastalıklarından bahsetti ve siz geldiğinizde de bir hoşça kalın demeden veya bir özür dilemeden fırlayıp gitti. İnsan da hayalet gördüğünü sanır." "Sanırım spanyel yüzünden," dedi yeğen sakinlikle. "Bana köpeklerden çok korktuğunu söyledi. Bir zamanlar bir grup sokak köpeği adamcağızı Ganj Nehri'nin kıyılarındaki bir mezarlığa kadar kovalamış ve geceyi yeni açılmış bir mezar içerisinde geçirmek zorunda kalmış. Köpekler de tepesinde hırlamış, havlamış ve ağızlarından köpükler çıkarıp durmuşlar. İnsanın sinirlerini bozmaya yeter de artar bile." Ayaküstü hikayeler uydurmakta yeğenin üstüne yoktu.